Günaydınlar arkadaşlar. Milano ve Como'yu kapsayan turumuza devam ediyoruz. Haydi Avrupa'yla yeni rotamızda İtalya'nın, hatta dünyanın en çok sevilen, en çok merak edilen göllerinden bir tanesi olan Como'ya da geldik. Ben burayı Milano'nun parçası olarak koydum tabii ki. Çünkü burada çok kısıtlı bir zamanımız olacak. Burası bir ekstra bir tur aslında. Normalde burada kalmaya da yoktu. Grup isteyince geldik. Como dünyanın en zengin insanlarının evlerinin olduğu, yatlarının gezdiği İtalyan kasabası arkadaşlar. Şu an Buzul Gölü, bakın arkamda şu anda Y şeklinde uzanan bir gölden bahsediyoruz. Buzul Gölü olduğu için sürekli alttan besleniyor. Hemen arkamda da bakın şu gördüğünüzde ünlü pilin mucidi Volta'nın tombu, yani mezarı. Şu an sabah çok erken saatte geldik. O Como'nun en güzel renklerini şu an göremiyoruz ama gerçekten nasıl bir yer olduğunu az çok görebiliyorsunuz. Şimdi buraya gezdikten sonra Milano'ya devam edeceğiz. Biraz da buraları anlatmaya devam edeceğim. Şimdi Como'da çok az vaktimiz olduğu için çok detaylı anlatamayacağız, çok detaylı gezemeyeceğiz ama buraların meydanını size göstermek istiyorum. Burası Como'nun en işlek mekanları sıralandığı meydan. Arkamda gördüğünüz kilise de buradaki en büyük kilise. Zaten şehre girdiğiniz anda yeşil devasa kubbesiyle ve o Rönesans mimarisini göreceğiniz heykelleriyle sizi karşılıyor arkadaşlar. Devasa da bir çok güzel kapısı var. Tipik İtalyan kilisesi diyebiliriz. İçeriye ücretsiz girebiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Ondan sonra da bu güzel sokaklara dalın. Çok meşhur bir fotoğraf vardı. Ben oraya da gitmeyi çok istemiştim. Çok güzel bir sokak ama oranın 1 saat 15 dakika uzaklıktaki Bellagio şehri, Bellagio olduğunu öğrenince şu anda oraya gidemeyeceğiz ama inşallah başka zaman Como'ya geldiğimiz zaman oraya da gideriz diyorum. Şimdi Como'yu biraz anlatalım size arkadaşlar. Burası videonun başında söylediğim gibi böyle Y şeklinde bir gölün etrafında dizilmiş bir kasaba. Ama buraya bağlı 5-6 tane bölge var. İşte az önce bahsettiğim Bellagio'da onlardan bir tanesi, o en ikonik fotoğrafların çekildiği yer. Şu anda bulunduğumuz kısımda Como'nun merkezi. Yani merkezin merkezi. Old Town'da bu tarafta şu anda. Yani Old Town'dan geziyoruz. İkinci Vittorio Emanuele, biliyorsunuz ki İtalyanlar için çok önemli bir figür. Onun ismi bu caddeye verilmiş. Burası da şehrin en uzun yaya yolu. Bazen araçlar da gidiyor belli saatlerde. İşte kafelerin, mekanların, kahvaltı yapacağınız yerlerin sıralandığı cadde burası. Ama hani bana biraz hayal kırıklığı oldu. Ben Como'yu biraz daha renkli bekliyordum ama şu ana kadar gördüğüm standart bir İtalyan şehri gibi. İşte buradan sonra da yine alabileceklerimi size göstereceğim görüntülerini. Geriye kalanları artık Milano'ya saklayacağız. Şimdi Como'da ne yenir diye merak ediyorsanız arkadaşlar, bir sürü restoran var ama ekonomik olarak düşünüyorsanız burada bir McDonald's var. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Kruvasanlar zaten 1 euro ama cappuccino ile birlikte istediğiniz zaman 2 euroya yiyebiliyorsunuz, ya da donutlar 1.60 mesela. Ya dışarıdaki McDonald's'lara göre, diğer ülkelerdekilere göre daha ucuz arkadaşlar. Cheesecake mesela, şöyle kocaman bir cheesecake 2.90, makaronlar 1 euro, kahveler 2 euro, 1 euro arasında gidip geliyor. Fiyatlar bu şekilde. Sırada Milano'nun en muhteşem mekanı olan arkadaşlar Duomo var. Duomo Avrupa'nın en büyük 4. katedrali. Burası 1386 yılında yapımına başlanmış. 1965 yılında da tamamlanmış arkadaşlar. Yaklaşık 600 sene buranın yapımı sürmüş. Bembeyaz mermerden tamamen dört bir yanı ve tasarım olarak da diğer katedrallere göre çok farklı arkadaşlar. Milano'nun hatta dünyanın en güzel katedrallerinden bir tanesi olarak kabul ediliyor. Önündeki meydan da gördüğünüz gibi Duomo Meydanı olarak aynı isimle anılıyor. Karşıda da birazdan gideceğimiz olan 2. Emanuele Pasajı var arkadaşlar. Dünyanın en eski AVM'sine gideceğiz birazdan da. Bu meydan işte Milano'nun kalbinin attığı meydan. Metro da buradan geçiyor. Duomo'ya da giriş yapabiliyorsunuz, gezebiliyorsunuz. Çatısına da çıkmak ücretli. Çatısına çıkıp güzel bir Milano manzarası da elde edebiliyorsunuz. Burayı da daha 2 saate yakın bir süremiz olacak. O yüzden biraz hızlı anlatacağım. Mikrofonumda da bir sorun yaşadığım için arkadaşlar maalesef mikrofon kullanamıyorum. Artık inşallah sesim iyi geliyordur. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere.
Sıradaki mekan Milano'nun en ünlü ikinci mekanı olan Duomo'dan sonra ikinci Vittorio Emanuele pasajı arkadaşlar. Burası dünya üzerindeki en ünlü pasaj diyebilirim. 1877 yılından beridir faaliyette. 1865 yılında da ilk yapımına başlandı. Burası 24 saat açık ve dünyanın en ünlü mağazaları burada mekanlar açmışlar. Mesela Chanel var, diğer Saint Laurent'ler, şunlar bunlar. Yani biraz kendinizi yine fakir hissedeceğiniz yerlerden bir tanesi. Burası hemen Duomo'nun yanı zaten. 4 tane ayrı girişi var. Söylenene göre dünyanın en eski modern yapımı AVM'si oluyor burası. Biz kapalı çarşı diye, hani kapalı çarşı aslında bir nevi AVM ama modern yapılı olduğu için burası baz alınıyor. Burayı da gezdikten sonra bakın şimdi göreceksiniz. Yine az önce Duomo'dan gelmiştik. O kısmını ben size göstermemiştim ama birazdan şöyle çıkınca size göstereceğim. Çok kalabalık yaşayabilirsem. Gördüğünüz gibi Duomo da hemen yanımızda. Şimdiki yerde hemen Duomo'nun ilerisinde bulunan Tüccarlar Meydanı arkadaşlar. Burası 1266 yılından beri aktif olarak kullanılan, ticari amaçla kullanılan bir meydan. Aslında eskiden çok daha büyükmüş. İşte Kılıçlar Pasajı, Şapkacılar Pasajı, bilmem ne pasajı diye 6 tane pasajın aslında birleştiği bir yermiş. Ama şu arkamda gördüğünüz 1266 yılında yapılan yönetim binasından biridir. Burası hep aktif olarak tüccarlar tarafından kullanılmış ama şu anda gördüğünüz gibi artık önemini yitirmiş. Duomo'ya her şey taşınmış durumda. Burası da dediğim gibi Milano'da aslında 2 saatlik, 3 saatlik bir şehir. Öyle bir Duomo ve meşhur kale dışında, Spazzola Kalesi dışında çok da fazla bir şey yok. Ama burası da yol üzerinde görebileceğiniz yerlerden bir tanesi. Şimdi Milano Avrupa'nın en ünlü alışveriş şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Hatta İtalya'nın en zengin şehri. Burada birçok ünlü markanın hem yakınlarda fabrikaları var hem de satış mağazaları var. O yüzden Avrupa'nın jet sosyetesi buraya alışveriş yapmaya gelir. Burası da Via Dante bulvarı. Hemen Via Magliale bulvarı da burayı kesiyor. Böyle bir sürü bulvar burayı kesiyor böyle sağlı sollu. Bazı kısımlar trafiğe açık, bazıları trafiğe kapalı. Burada da işte Milano, arkamda görüyoruz Duomo'dan hemen Spinoza Kalesi'ne kadar bu yol boyunca alışveriş yapabilirsiniz, yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Biz de şu anda kaleye doğru devam ediyoruz. Ve yine şehrin önemli mekanlarından birindeyiz arkadaşlar. Burası Sforza Şatosu. 15. yüzyılda o zamanki Milan Dükü Sforza'nın emriyle yapılması istenen büyük oranda Beltrami, mimar Beltrami'ye ait olan bu muhteşem kale günümüze kadar enklentilerle devam edilmiş yapılmasına, içeride antik müzeden Roma Müzesi'ne birçok döneme ait müzeler, küçük bir kütüphane, onun dışında ilk defa kullanılan Leonardo da Vinci'nin yaptırdığı söylenen yuvarlak tasarımlı kuleleri de ilk defa burada görüyorsunuz. Şu anda buraya girebiliyorsunuz. Rahatça orta kısma kadar gezebiliyorsunuz ama her bir binanın içerisinde farklı bir müze olduğu için onlara kendi ücretlerini ödeyerek gezebiliyorsunuz ama sanırım 5 euro gibi ücrete hepsini gezebiliyordunuz. Milano biraz o konuda ucuz bir yer. Bir Duomo çok pahalı, o da çok özel bir yer olduğu için. Bu bahçede de işte gönül ütülerle fotoğraflarınızı çekersiniz. Ondan sonra yine tekrar şehir merkezine doğru dönüp mekanlarınıza girebilirsiniz. Burayı da anlattıktan sonra yolumuza devam ediyoruz. İtalya deyince akla gelen ilk lezzet arkadaşlar tabii ki pizza. Şehrin birçok yerinde böyle gramaj usulü pizza alabiliyorsunuz. Burada 100 gramla yaklaşık 1,5'ta 2,5 euro arasında değişen çeşitler var. Az önce görüntülerde gördünüz. Biz de pizzamızı aldık. Artık yolumuza devam ediyoruz.